Merhaba arkadaşlar. Ben Steemit'ten Tarık Hakan 55. Bugün yeni bir Aptana Video Studio 3 programının eğitim videosuyla karşınızdayım. Arka planda görmüş olduğunuz benim Steemit profilim, videonun bana ait olduğunu göstermek için her videodan önce yayınlıyorum. Aptana Video Studio 3'te daha önceki derslerimizde CSS'le HTML ile ilgili işlemler yapmıştık. Bugünden itibaren arkadaşlar, bana gelen çok sorular üzerine, bu konu üzerinde yoğunlaşmaya ve bu konu üzerinde video dersleriyle sizleri geliştirmeye karar verdim. Bugünkü işleyeceğim ve bundan sonraki haftanayla devam etmeyi düşündüğüm konumuza gelirsek Python, okunuşu farklı farklı okunabilir, önemli değil. Python programlama dilinin göstereceğim. Bugünkü dersimizde ise print komutuyla değişken ifadelerinin nasıl olduğunu, Python'u Aptana Studio 3'te nasıl uygulamaya geçirebiliriz, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle olarak Python arkadaşlar bir yorumlayıcı dildir. C veya C++ gibi dillerden farklıdır. O yüzden diğer dillere aşina olan arkadaşlar, o dilleri görmüş olan arkadaşlar bir kitap okur gibi hızlı bir şekilde bu programlama dilini öğrenebilirler. Dünya çapında da zaten birçok üne sahip siteler veyahut şirketler bu Python dilinde ileri derecede gelişmiş insanları bünyelerinde bulunduruyorlar. Bunlarla ilgili web programlama, ağ programlama gibi oyun programlama, özellikle application programlama gibi işlemlerde kullanıyorlar arkadaşlar, Python bilen insanları. Ayrıca Java ve .NET platformlarıyla da birbiriyle entegreli olarak çalıştığı için Python popülerliğini günden güne de artırmaktadır. Ve en son söyleyebileceğim Python için özgür bir dildir arkadaşlar. Özgür bir dil olduğu için insanlar bunu tercih etmektedir. Şimdi Aptana'ma ben bunu entegre edip derken zaten Aptana Java, CSS, HTML, bunların hepsini Ruby bunların içerisinde çalıştırır. Fırsat bulursam Ruby'ye de döneceğim zaten Aptana'yla. Şimdi arkadaşlar bunu sadece şey olarak söyleyebilirsem preference'dan burada PyDev içerisinde Python Interpreter içerisinden bunu eklemeniz lazım. Bilgisayarınızdaki kurulu olan Python'u programın içerisine adapte etmeniz lazım. Adapte ettikten sonra program derleyicimiz zaten bütün kodları kendi içerisinde yapıyor. Yapmış olduğum işlem sağ tıklayarak yeni bir Python projesi oluşturdum. Projekten Python projesi oluşturdum. Daha sonra içerisine de bir tane new file yoluyla CSS'de yaptığımız gibi bir tane deneme Python, PE Python'un uzantısıdır. PE ile ilgili sayfa açtım. Yaptığımız işlem şu ana kadarki bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra işte dilimizi yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Bütün programlama dillerindeki gibi Python'da da standart print işlemiyle başlayalım arkadaşlar. Print komutu da zaten adından anlaşılacağı gibi ekrana yazıyı yazdırmak için gelmektedir. Derleyiciden derleyiciye arkadaşlar print komutu değişebilir. Mesela bu derleyicimizde Aptana'da print'i yazdırırken diyor ki print ile ilgili işlemleri parantez içerisine alın diyor. Normalde başka derleyicilerde tek tırnak, çift tırnak, üç tırnak gibi içerisine alabilirsiniz. Bunlar da derleyiciden derleyiciye farklılıktır. Ben Aptana'da gösteriyorum. Siz farklı bir derleyicide yazarken şu çıkıyorsa eğer buna dikkat ederek yazın arkadaşlar. Paranteze gerek yoksa parantezleri kaldırın, çift tırnaklar içerisine yazın. Özgür dil Python, hatta şöyle diyeyim, Python'a hoş geldiniz. Bunu yazdıralım arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda çalışma ekranımızda konsolumuz otomatik olarak kodlarımızı Aptana'nın vermiş olduğu güzelliklerden birisidir. Direkt yukarıda çalış ve aşağıda gözlemleyebiliriz. Bu özelliği bize vermektedir. Diyoruz, printimle yazdırdım ve özgür dil Python'a hoş geldiniz dedi. Sırayla printin içerisinde, bu çift tırnağın içerisinde neler yapabiliriz, neler ekleyebiliriz veyahut yazılarımıza nasıl şekil verebiliriz? Hızlıca onları göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki ben printle yazdıracağım ama printle yazdırırken içeride de tek tırnak yerine çift tırnak kullanmak istiyorum. Onu nasıl yapacağım dersek arkadaşlar, printimi yazıyorum hemen. İçerisine çift tırnağımı açıyorum. Ve diyorum mesela
Python ekrana yazdırma komutu. Bunu yazacağım zaman arkadaşlar hemen bizim ters şeyimi almam lazım. Ters slash işaretimi almam lazım. Klavyemden ona dokunuyorum arkadaşlar. Öncelikle onu işaretimi çıkartıyorum. Ters slash. Sonra bir adet içeride çift tırnak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yazmaya devam ediyorum. Print. Ondan sonra tekrar onun için kullanmam için yine çift tırnağımı açıyor, şey ters slash'ımı açıyorum. Çift tırnağımı koyuyorum. Dır yazıyorum. Nokta. Ve kapatıyorum parantezimi. Şimdi bu ikisi benim içerisinde şu ters slash işaretim bu tür çift tırnakların birbirinden ayrılmamasını cümlenin içerisinde kullandığımı programlama diline anlatıyor. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Python ekranına yazdırma komutu printer dedi ve bu çift tırnakları içeride birer yazı gibi kullandım. Sıkıntı çıkmadı. Ters slash bu tür çift tırnak gibi işaretlerin yazılmasında kullanılabilir bir yardımcı karakterdir. Hazır ters slash'a gelmişken arkadaşlar yine print içerisinde diyelim ki ben bir satır daha aşağıya yazımı yazmak istiyorum. Ekrana bu şekilde çıktı yazmak istiyorum. Nasıl yapacağım derseniz eğer ki benim Ruby videolarımı seyretmiş olan arkadaşlar varsa bu konuyu zaten şak diye otomatik olarak yazacaklardır. Hızlı bir şekilde onunla ilgili de yazayım. Mesela diyeyim ki burası web tasarım olsun. Sonra ters slash'ımı alıyorum arkadaşlar. Ve onda daha önceki programdan aşina olduğumuz N harfi vardır. Ruby'de de aynı şekilde geçerlidir bu. Buraya da program lama diyorum. Şimdi bu ikisini ekrana çıkartalım direkt. Gördüğünüz gibi şu araya boşluk bıraktığım için arkadaşlar Ruby diyorum. Python onu bile kendisi otomatik olarak aldı ve araya boşluk bıraktı. Bu aradaki boşluğu kapatabilirdim. Bitişik şekilde yazabilirdim. Çalıştırıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi yani şu harfin buna yapışması bizim için sıkıntı değil. Zaten programımız onu kendisi bir komut olarak algılayıp aşağı satıra geçmek istediğini algılıyor. Ona göre de işlem yapıyor arkadaşlar. Şimdi sesleri duyuyor gibiyim arkadaşlar. Tamam da ben bu ters slash'ı kullanmak istersem ne yapacağım? Onun da çözümü var arkadaşlar. Onun da çözümü var ters slash işaretimizi çıkartmak için. Print diyorum yine. Aynı şekilde bakın derleyicim de çıktı. Açıyorum çift tırnağımı. Mesela D sürücüsü, C sürücüsü, E sürücüsü ile ilgili bir işlem yapacağım. O zaman bu sürücü işaretimi göstermek için bundan 2 adet atıyorum arkadaşlar. Buraya mesela yedek diyorum. Yedek klasörünü göstereceğim. Daha sonra aşağı satıra inmek istiyorum. Aşağı satır için ne demiştim? Geliyoruz yine N harfimi yazıyorum ve diyorum ki buraya dosya. Tekrar aşağı satıra geçebilirim yine aynı şekilde ya da geçmeyebilirim. Normal ters slash kullanayım burada. Dosya. Bakın nasıl çıkacak? Resimler. Resimler diye yazdım arkadaşlar. Burada aşağı satıra geçtim. Burada çift ters slash'ı kullandım. Burada tek ters slash'ı kullandım. Ekrana çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdakini aynı şekilde aldı. Çift slash'ımı da tek slash olarak aldı. Burada yazdırdı. Daha sonrasında şu arasındaki yazmış olduğum tek slash'ımı da ters slash'ımı da aynı şekilde aldı. Yani birden farklı şekilde de bunları yazdırabiliriz. Yeter ki kodlarımızı kullanmayı doğru şekilde öğrenelim arkadaşlar. Evet, bundan sonrası arkadaşlar değişkenleri tanıtmamız gerekiyor. Çünkü değişkenleri tanıtalım ki printle ilgili işlem yapalım. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi verileri içerisine depolayan kısımlara değişkenler diyoruz biz. Genelde en çok sık kullanılanlar integer tam sayıları tanımlayan değişkenler INT uzantılı olarak bilinir. Char'lar char'da karakterleri tanımlayan genelde kullanılan değişkenlerdir ve float'ı da Ruby'den zaten biliyorsunuz ondalık sayıları tanıtan veya onları tanımladığımız değişkenlerimizdir. Mesela bununla ilgili çok basit bir örnek yapayım. Araya da matematiksel işaretlere de bir giriş yapmış olalım. Matematiksel sembollerimizi de araya dahil etmiş olalım. Ad diye bir değişken tanımlıyorum. Değişkenleri biliyorsunuz eşittirle tanımlıyorduk. Ve bunun adına mesela
Tarık diyorum. Soyad diyorum. Yine bir değişken atadım. Buna da Hakan diyorum. Bunu da tanımlamış olduk arkadaşlar. Daha sonrasında bu ikisini birleştirdiğim bir tane ad soyad değişkenine bu ikisini alayım. Nasıl alacağım? Bize artı işlemi, artı işareti bu tür konularda bize çok faydalar sağlamaktadır arkadaşlar. Artı diyorum. Soyad. İkisini bu ad soyada aktar. Daha sonrasında printimle ad soyadı yazdır. Şimdi çalıştıralım. Hata varsa arkadaşlar burada bize hatayı söyleyecek. Aptana'nın güzelliklerinden birisi bunu mu demek istediğiniz gibilerinden bize de sorular sormasıdır. Gördüğünüz gibi herhangi bir yazılımımızda herhangi bir hata olmadığını ve direkt bize ekranımıza yazdırdı. Hatta bu araya da birkaç tane boşluk bıraksaydım güzel olabilirdi. Şuraya yapabilirim onu. Birbirinden bağımsız olduğunu göreyim. Siz de görmüş olun. Programın ne kadar özgür ve esnek bir dil olduğunu görün. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tarık Hakan'ı birleştirdi. Burada biz ne yapmış olduk? Değişkenimize eşittirle bir değer atamış olduk. Daha sonra bu ikisini bir artı değeriyle toplayarak başka bir değişkene vermiş olduk. Ve print komutuyla ekranımıza bu değişkenimizi yazdırmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Print'in mantığını daha iyi kavramak için bu sefer değişkenlerimi print'in içerisinde gösterelim arkadaşlar. Nasıl gösterdiğine, nasıl yerleştirildiğine bakalım. Yine bu sefer diyorum ki sayı 1 İngilizce tanımlamak zorundayım arkadaşlar. Program dili İngilizce olduğu için 25 sayı 2 buna da 10 diyelim. İniyorum aşağıya ve printimle ekranıma diyorum ki parantezimi açıyorum. Sayı 1 ile sayı 2'nin çarpımı diyorum. Buradan çift tırnağımdan çıkıyorum. Virgül atıyorum. Printimin içerisine bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Değişkenimi burada tanımlıyorum. Sayı 1 hemen arasına çarpı sayı 2 yazıyorum. Ve burada bir virgül daha atıyorum. Çarpımı cümlemiz tam Türkçe olsun. 100 dür olur herhalde. O zaman dür yapıyorum. Ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Hatta çalıştırmadan şu yukarıya da bir virgül atayım. Çift tırnak içerisinde ters n'mi de koyayım da aralarına bir şey çıkmış olsun. Boşluk gelmiş olsun. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sayı 1 ile sayı 2'nin çarpımı 250 dir olacak. O zaman şunu dir yapalım. Dir olmasın, dir olsun. Daha Türkçe bir kelime olsun. Gördüğünüz gibi sayı 1 ile sayı 2'nin çarpımı yani değişkenlerimizi printimizin içerisine de virgüller koyarak bu şekilde ekleyebiliyoruz. Ruby'de ise diyezli kıvrık parantezli bir şekilde alıyorduk. Oradan birazcık daha kolay ve rahat bu dil. Peki başka neler yapabiliriz? Mesela birleştirme işlemi yapabiliriz. Yine artı işaretimizle. Diğer zaten çarpma, bölme de bu çıkarma da aynı işlemdir. Birleştirme işlemini nasıl yaparız diyorsanız arkadaşlar printimizi yazıyorum. Çift tırnağımı açıyorum. Şu aralar popüler olan dilden geçeyim. Ya da siteden. Utopian. Sonra buradan parantezimden çıkıyorum arkadaşlar. Boşluk araya bir artı koyuyorum. Parantezimi açıyorum. Ve diyorum ki .com. .com'u öbür tarafa da koyabilirdik. Programda hata verirse öbür tarafa koyarız. .com değil tabii ki. IO. Utopian IO. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Şunun altına çıkacaktır. Ara boşluk koymadım bu sefer. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Utopian IO'yu
birleştirme işlemi yaptı. Yani printimizin içerisine koymuş olduğumuz artı değeri de bir önceki değerle bir sonraki değeri birbiriyle birleştirme işlemini yapar. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Devam ediyorum yine. Bu sefer az önce çarpıyla başka bir işlem yapmıştım. Yine printte çarpıyla farklı bir işlem yapayım. Bir değerimi, mesela Ütopya'nın yoğadan gittiğimize göre başındaki WW değerini bir kez yazarak nasıl üç kez yazdırabilirim? Onu göstereyim. W harfini koydum ve bunu arkadaşlar 3 kez yazdıracağım. Yazdırmak için çift tırnağımdan çıkıyorum. Çarpı diyorum 3. Ben bir kez girdiğim 3 kez bu harften benim ekranıma yazdır diyeceğim. Ütopya Neon'un altına buraya yazdıracak. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi www 3 kez bu işaretimi yazdırdı ekrana. Demek ki çarpı da bu şekilde aynı şeyden 3 kez ekrana yazdırabilme özelliğine sahip print içerisinde. Evet arkadaşlar, bugünlük Python'a bir giriş yaptık. Print komutunun özelliğini, Python'un özelliklerini, Aptana Studio 3'ümüzde bu Python'umuzu nasıl çalıştırırız, komuttaki kodlardaki özelliklere kısaca öğretmeye çalıştım. İlerleyen derslerimizde diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Kullanıcılardan girdi almaktan veri tabanı işlemlerine kadar Aptana Video Studio 3'ümüzle bu işlemlerimize devam edeceğiz. Bu video serisinin sonunda Python'da güzel bir aşamaya getirmeyi düşünüyorum izleyen arkadaşları. Umarım ki faydalı olur. Özellikle bilgisayar bölümü öğrencileri için faydalı olacağını düşündüğüm için bu derse giriş yaptım. İyi geceler, iyi günler. Hangi saatte seyrediyorsanız arkadaşlar, hoşça kalın.